Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor Who'nun bir sonraki bölümündeyiz. There were many trains to take the name Orient Express, but only one in space. Good morning, everyone. Your goal is to ascertain the foretold's true nature. I know exactly what this sounds like. Isn't this exciting? It's immortal, unstoppable, unkillable. Can we get a new expert? Those that bear the foretold stare have 66 seconds to live. Stop the clock. Her geçen gün heyecanım yok oluyor bakıyorum. Evet. Yo ben bu bölüm, bu sezon en keyif aldığım bölüm oldu benim. Bence hiç fena bölüm değildi. Bana biraz şeyi hatırlattı. Kesinlikle o kadar kaliteli değil ama hani Catherine Tate'in oynadığı ama onun tatile gittiği doktorun bir tane böyle bir shuttle aracında karşıdaki uzaylı aynı anda konuşuyorlar falan, evet, bir bölüm, evet, vardı, evet, ya. Evet. Onu anımsattı biraz ama maalesef onun kadar iyi değil. Geliriz. Buyurun. Nasıl buldun bölümü? Şöyle, şey bölümünü anımsattı. Yani, zaten konuşuyordun adam, devam etsene yani. Hadi. Ya şimdi bence böyle bir kapalı bir ortama hapsolmaları ve orada böyle bir gizem olması ve o uzaylının enteresan bir gücü olması falan filan, bunlar enteresan. Fena da değil. İşte böyle yok bir grup bilim adamıyla olayı çözmeye çalışması ve böyle tek tek teori geliştirmesi, bunlar da güzel. Şey de güzel. İşte o sondaki gene iki bölümdür bu Clara ile doktorun ahlak felsefe falan tartışmalarını severek izliyorum ben. İşte sen hani iyi biri gibi mi davranıyordun, işte sıradaki ölecek, hani birini daha öldürmesini göz yumuyoruz falan filan geyikleri de güzel. Ama birkaç biçimsel sıkıntım var benim bölümle alakalı. Birincisi, tıpkı o şey bölümüne işte benzettikten sonra, işte o David Tennant'ı bölümüne benzettikten sonra orada bir sürü ilgimizi çeken ve bir bölümde hemen ısındığımız yan karakterler vardı. Ve bu hani Doctor Who'da hep olan bir şey. Üçüncü karakterler, işte geçen bölümde konuştuk. Ama uzun bir süredir üçüncü karakterler çok lame oluyor. Ve bu bölüm mesela işte o annesi ölen kız biraz üçüncü karakter gibi. Hadi onu geç. Öbürü bilim adamları falan hep ablak ablak baktı çevreye. Ben aslında onlara biraz replik ve... Açık olsun, Percy vardı ve çok keyifli değil miydi? Bir o işte vardı. Hayır, Percy bak, de onun ismi değil mi? Hatırlamıyorum, anladım ama o şey diyorsun. Mitoloji uzmanı falan. Yo yo şey diyorum. O bilim adamı olmayan. Konduktör mü diyorsun? Ha, konduktör mü? Ha. Abi ona geleceğim. Evet yani hayır. Bilmem ne bileyim. Garip de o karakter falan da ya. O bence şey işte çok sevimliydi yani. Bana bilmem neler lazım. Buyurun falan diyor. Biliyor. Çok hızlı oldu. Evet evet, belli ki mumya benim falan yapıyor böyle. Hani hazır cevap böyle cingöz bir karakter olması hoşuma gitti. Abi başka bir konu olacak ama bak onunla ilgili ben neye takıldım bize biliyor musun? Şimdi şey geyiği var ya, işte Orient Express'ine benzettik her şeyi. İşte otantik olsun, gerçekçi olsun diye, şurası da benziyor, burası da benziyor, kostümler de öyle falan filan, eyvallah. Peki abi şeyi toplumsal sosyal iş ahlakı yapısında mı benzetmeye kalkıştınız? Yani orada öyle şeyler adamlara kızıyor ya, bu konuda hiç ağzınızı açmayacaksınız. O işte kalp krizi geçirdi falan diye böyle bunların ağzını kapıyorlar ya. Hani dünya geleceğe gitmiş evren, medeniyet falan ama o hani iş patron arasındaki, işçi arasındaki ilişki 1800'lere ait hala falan. O da öyle otantik olsun. Güzel bir takım, hiç düşünmedim ben bunu izlerken. Hiç aklıma bile gelmedi yani. Kaldım. Ben sallamadım daha, biraz galiba. O yüzden hani, daha yani yeni biliyorsunuz hatta cuma günde yayına alındı. İşte bu nasıl zaman? Timey wimey. Orient Express, işte cinayet, Doğu Express'te cinayete gittim. Agatha Christie'nin romanı yani bu. Şey falan da ona çok benzetilmeye çalışılmış. Hani meğer her şey, oha spoiler vereceğim ama. Ama ne yapayım? Verme istersen. Orient Express'i izlememiş çok insan vardır burada. Ama kitabını da mı okumadınız falan? Yok be, ne bilsin bunlar abi. Bir benzerlik var diyelim, geçelim işte. Abi, tamam. Yani Big Lebowski sayenizde izledim diyen adam çıktı buralardan. Ben artık şeyim böyle yani. Tamam, hepiniz edemiyoruz. Vardır aranızda bizim şu anlar. Geçen tamam, bana dediler ki American Psycho'dan spoiler veriyorsun abi. Baktım American Psycho'nun yayın tarihine 2000. Çocuktan yaşlı bu arada. Çocuk tabii ki dedi ki ben 16 yaşındayım abi, nasıl izleyeyim American Psycho'yu. Bir yanda düşününce de evet yani çok antika bir film, nasıl izlesin. Biz o yüzden olduk hayatım. Orient Express'te neticede bütün yolcuların aslında adamı bıçakladığını söylemeyelim. Ben sadece şey diyecektim. Eğer her şey planlıymış, burada da hani bir planlı bir parçası şu an. Herkesin içinde oldu. 7. filmde Han Solo ölüm. Onu verebiliyoruz. Öyle bir lüksümüz var. Neyse ya, hadi nasıl bulduğumuzda devam. Ben söyleyeyim hadi biraz da. Sen söyle biraz da. Bence şey bir bölümdü. Yani böyle kötü bir bölümdü. Ama hadi be. Lan ben bu bölümü çok sevdiydim ya. Bak. Niye ben... kimse sevmiyor ya? Çünkü demek yine... böyle bir şeymiş Justice League sevmek. BBS sevmek böyle bir şeymiş demek. Emek var, emek. Ya şöyle. Yani bölümün tek güzel olan tarafı
hadi bütün bilim adamlarının güya açığa çıkıp da doktorun hızlı hızlı reveal ettiği olayı çözdüğü, herkesin sırayla öldüğü tarafı var ya. Evet. O kısmı güzeldi. O kısımda hem heyecan da doruktaydı 66 saniye falan. Ama onun dışında yani oraya gelmeleri, işte Ömercan'ın takıldığı şeyi ben de düşünmemiştim. Şimdi söyleyince iyice mantıksız geldi falan. Yani hani neden ve niçin falan düşününce biraz sanki böyle doktorun yılbaşı bölümlerindeki tırtlığı var gibi geldi bana. Ya işte abi Titanic falanlı bölümler vardı ya. Bunda da demişler ki hadi Doğu Ekspresi'ne geçsin ama başka bir şey çıkıyor. Zaten başka bir şey ne çıkıyor? Her zamanki uzaylı çıkıyor. O sorun değil yani. Marketis yazmamış. O yüzden tabii bir tık kaliteliydi bölüm. Her işte şeyden kopuldu ama. Hani Orient Express'te de bir alakası yoktu aslında bir noktadan sonra hiç. Ben bölümü sevdiğim taraftan hemen sayıvereyim. Bir doktorla Clara'nın ayrılıklarının gündemde olması ve böyle şeyim. Ya, tabii bölümün sonunda neticede böyle ey hadi be falan oldu da ben şey izledim böyle oh. Gidiyor. Ben böyle bütün bölümü büyük heyecanla, büyük keyifle izledim yani. Parantez açayım buraya. Bence de bu arada Clara'nın neredeyse bütün bölüm boyunca bir odaya tıkılı olması evet. Bölüm başına gelen güzel bir şeydi yani. Bölümün kalitesini arttırmak için de başımıza gelebilecek şey bölümün başında falan hava boşluğundan Clara'nın uzaya fırlaması olabilirdi gerçekten. Yani şöyle bir şey var çünkü. Bir dedektiflik sen böyle konuşuyorlar. Hemen bilmem işte nedir? Forsin miydi şeyin ismi de yaratının ismi de? Neyse işte. Forsin şöyle yapıyor. 66 saniye saldırıyor. Bilmem ne oldu. Fortol. Bilmem ne yapıyor işte. Bununla ilgili verimiz var mı falan. Clara sen ne yaptın? Ben de Danny ile konuşuyorum. Danny biz işte şimdi şeydeyiz. Baby uzay gemisine getirdi bu beni. Bilmiyorum yani işte kafam karışık. Sen kapa. Ayrılmasam mı emin değilim falan. Deni de ciddi ciddi böyle bir sahne var. Deni de böyle şey diyor. Valla sen de seviyorsan anlarsın şey yaparsın falan. Akıllar veriyor. Hayda. Ya bir yani şeye zaten kızıyorduk yani bu companion'ın anlamsız ilişkiler dünyasına girilmesi. Bir de artık bölüm ortalarında bütün macera sen bir dur ben durumu bir deneye. Bana ne abi? Ya ben bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Ben de çok sıkılıyorum. Yani hele birkaç bölüm önce böyle iyice romantik komedi filmi falan gibi bir bölüm vardı yani. Bu sezon Clara ve Danny'nin... Ama onun da ayarındaydı nispeten ya. Ayarı olup onu söyleyen değil. Genel olarak bu konu beni de bayıyor çünkü... Evet hani bir ilişkinin ilk adımları, ilk kısımları falan istiyoruz. Böyle birbirine güvenecekler mi, sevecekler mi, açar friends izler mi anladın mı gibi. Fakat şu biraz hoşuma gitmiyor değil. İlk defa görmüyoruz gerçi. İşte doktorla olan Popeye'nin seyahatlerinin özel hayatına, kendi hayatına yansımasını ilk defa görmüyoruz. Cevdet'in favori konusudur. Bayılırım. Ama bence... Çekileceksin beni. Kurup bırakacaksın. Şu anda daha önce görmediğimiz bir açıdan biraz görüyor gibi geliyor bana. Görüyoruz gibi geliyor. Yani... Amy ile Rory bir aradaydı. Rory de kompanyona dönüşmüştü falan. Onların böyle biraz daha yani hayatı kaçırıyorlar gibi bir geyikleri vardı ama yine en azından bir aradalardı ve hani böyle dünyaya geri döndüklerinde bir arada o sıkıntılarla uğraşıyorlardı. Şimdi Clara gerçekten biraz arada kalmaya başladı gibi ve hani bu bölüm şey gibi bir lafta geçti ya en son. Ya da sonra mı geçiyor? Şimdi hatırlamıyorum. Addiction falan gibi bir laf geçti hani. Bu bir bağımlılık mı acaba falan. Ya da sonra geçecek. Sonra geçecek. Pardon. İkisini üst üste sildiğim için karıştırıyorum. Ama yani kısaca hani bu bölümde işte sonunda zaten kız ayrılacaktık ya. En sonunda tamam hadi ben kalmak istiyorum yaptı. Hani o an orada mesela şeyi düşündüm ben. Aa, bu kız acaba işte atıyorum Deni'yle olan ilişkisi ciddiye biniyor mu diye böyle bir tepki veriyor. Yoksa işte hani gerçek hayata, gerçek sorumluluklara girmek istemiyor. Fantazi, hayal dünyasından kaçmak istemiyor falan gibi bir konu mu işleniyor şu an falan. Bu bana bir tık ilginç geldi aslında mesela. Evet ama bakalım nereye gidecek. Vallahi abi iki tane şey vardı yani o kadar cırcırdan şu çıktı yani. Bir, ya ben Deni'yle konuştum seninle Sansol'da gezmemize kızmıyor gibi bir şey var. Hatırlıyor musunuz bu repliği? Tabii uydurdu işte sonunda. Evet. Okey ama böyle bir replik var yani. Böyle. İkincisi de şey. Doktor ne? Da... Doktor senden çok nefret ettim. Çok nefret ettim senden. Ama sonra fark ettim ki nefret sevmediğim birine harcanmayacak bir duygu. Ama biraz... Deni'nin lafı. Kalk git ya. Biraz lame. Kalk ya. Evet. Yani... Nefret değil o zaman. Vur aşkı altına aşkı memnun müziğini bu koy kanalda ya 4,5 saat teyzem izlesin böyle ama yanlış, bu değil ki yani. Yanlış yazmışlar. Hate dememesi, nefret dememesi gerekiyordu. Çok sinir oluyorum ben sana ya falan demesi gerekiyordu. Bak bu kadar ilgi duyduğun bir insana demek ki bir alakan vardır falan diye. Niye nefret etmiş? O da ejderhanın canını kurtarmayı bıraktılar bunları diye. Bir önceki bölümde zaten ben bir sinirlenmiştim. Şimdi ben bu üçünü arka arka izledim. Bir önceki bölümde şey oluyor ya böyle. Sen bana ejderhayı kurtarttın tamam mı? Korktum tamam mı? Gerizekalı falan diye kızıyor ya böyle Clara. Lan salak yani bir kahramanlık yaptın lan. Tamam hadi o an sinirlisin. Ertesi hafta olmuş hala çok nefret ettim senden. Ne yap? Eve gidip yastık mı yumrukladın? Bana ejderhayı kurtarttırdı. falan. Ne kız nasıl bir sinir hastasısın ya sen?
Gerçekten Clara'nın sıkıntıları var ya. Git bir doktora falan götür Clara ya. Clara bayıyor. Artık Clara'nın şeyini... Bölümün sonunda da yalanlarla Danny kızmıyor aslında falan. Manyak lan bu kadın. Heh, işte ben tam oraya gelmek istiyorum abi. Şimdi sevgili Moffat. David Tennant'ta yoktun. Matt Smith'te bu yaptığın şeyler için sana çok kızdık. Şimdi getirdin Peter Capaldi'nin ağzını sıçmak için. Bir, neden böyle bir konu koyuyorsun? İki, hadi böyle bir konu koydun. Bu konuları nerelere getirdin? Senin söylediğin gibi yalan söylüyor. Doktor gerizekalı değil ve olmadığında suratında hissediyoruz, böyle bakıyor şeye. Hani biz duyuyoruz güya doktor duymuyor gibi ya. Böyle yapıyor doktor. Ne dedi? İzin verdi. Ha öyle mi dedi? Yaşasın. Ne yapıyorsun abi? Peter Capaldi yazık elinden geleni yapıyor mu? Ne yapıyorsun? Ne yaşasını ya? Yani bir bölüm önce ayı patlatın, kendi kararınızı kendin verin, umurumda değil adam. Clara, benimle geliyor musun? Yaşasın demez abi. Bak ben nereye gideceğini bilerek biliyorum ama bunu bilmeyerek konuşuyorum şu anda. Niye bana bunu yaşatıyorsun? Ya ben Capaldi'yi sevmek istiyorum. Evet. Diyor ki sevme, ben bunu lameleştireceğim. Ya lameleştirmeye çalışıyor, yine de seviyorum ayrı konuda. Ne yapıyorsun ya? Lameleştirmek güzel tabir oldu bu arada. Güzel. Valla ben çok sizin kadar negatif yaklaşmadım ya. Biraz ben bilmiyorum. Biraz belki Peter Capaldi'nin işte ekstra eklediği enerji falan sayesinde biraz böyle Companion'la Doktor arasında daha önce görmediğimiz nispeten duygusal durumlara giriyor olmamızdan memnun sayılırım. Yani daha önce hiçbir Companion'ın Doktor'a hani ben seni terk ediyorum artık bırakıyorum falan. Hadi bu son yolculuğumuz olsun. Yani son yapmak istediler ama işte dayanamadıkları için geri geldiler. Gerçi bunda da ona bağlandı ama yine de biraz daha böyle hani sert bir ilişki olması aralarında ve doktorun böyle bir ya bu bölüm şeyi zaten deli gibi işlediler ya, bak ben onu keyifle izledim. İşte hani bu birisi ölecek, onun öleceği kesin, bari son 60 saniyesini değerlendirelim. Pragmatikliğinin getirdiği bu soğukluk, bu karakterde var bu soğukkanlık falanın altını çizip durdular. Keza güzel de bir muhabbet oldu o en sonunda konuşurlarken. İşte hani ben hani yani hayır, ölüp ölmeyeceğini bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum falan filan gibi kendini açıkladı etti. Bana değişik ve özgün geliyor açıkçası uzun süredir. İşte bilmem nereye gittik, orada bir sıkıntı var, ardında uzaylı varmışın biraz daha ötesine böyle geçti gibi geldi. Şey falan hoşuna gidiyor mu yani, oturuyorlar işte doktor böyle Clara'ya şey diyor. Bak yine öyle gülümsüyorsun. Hem üzgünsün hem gülümsüyorsun. Sanki aynı anda iki duygu yaşıyor gibisin Clara falan. Bu tarz diyaloglar hoşuna giden şeyler değildir ya senin. O değil. Ama son sahnedeki muhabbet. O dediğim bu arada bak muhabbet. Bir şey söyleyeceğim. Son sahnedeki yani senin o biraz önce değindiğin işte evet bak ben hani o pragmatik bir bakış açısına sahibim hikayesini ben de seviyorum. O zaten Peter Capaldi'nin alameti farikası ve iyi ki var. O bizi izletiyor. Ama benim dediğim o değildi. Benim dediğim doktor işte şey izin veriyormuş yalanını söyleyip ya, evet, doktoru evet. Böyle bir salak konumuna mı düşürdün? Yani bir lameleştirdin orada. Ya boş mu ya? Ben Clara izlemek istemiyorum ya. Ben doktor izlemek istiyorum ya. Clara izlemek istemiyorum kısmına katılıyorum. Bölümün sonunda bence şey fırsatı çok güzel kaçırıldı. Onu kullansalar çok iyiydi. Yani böyle Clara uyanıyor da ay ne oldu bize filan işte sonradan TARDIS çalıştı herkesi ben kurtardım. Onları da getirdim buraya bıraktım falan filan diyor ya. Sonra arkadan bir sahne gösterseydi ya doktor kimseyi kurtarmamış gayet gemide patlamış. Herkes uzayda böyle. Bir şey söyleyeceğim. Hiç de umurunda olmamış yani tamam mı? Öyle hissettirmedi mi ama biraz? Biraz hissettirdi mi? Sen de aldın değil mi onu? Evet evet. Doktor başıydı herkesi kurtardım falan diyor. Kurtardım he he falan diyor sanki. Yani ve ama bu işte bu biraz işte şey hem sezonun baştan beri işleme tarzları hem de biraz Capaldi'nin oyunculuğuyla böyle şey yani. Yani gayet kurtarmamış ve yalan söylüyor da olabilir. Keşke orada gerçekten şey çıksaydı, kurtarmamış zaten. Kurtarmamış. Hatta şey falan bence çıksaymış. Bence çıkmaması iyi bu arada. Niye diyeceksin? Bize şimdi sorgulatıyor onu. Yok. Defne sorgulat ya. Yok canım sorgulatmış. Kolunu kurtarmıştır herhalde. Şöyle bir tek şeyler... şeyi gördük çünkü. Ne? İşte o affedersin şeydeki baş... Sonda bir TARDIS tamir edeceğim. Hatta belki tamir etmek isteyen adam burada da kalır 3 gün 5 gün. Ha evet ya öyle bir tip vardı arada. Tabii. Öyle az daha Companion onun ucundan dönen lüzumsuz makinesi. Ben almayayım dedi gitti herif yani resmen. Doktor böyle. İşte makinist orada olunca kurtardığını öğrendik zaten de. Yani kurtarmak yerine böyle hakikaten akı kurtardım falan deyip kızın böyle gönlünü alıp hani lan zaten hani böyle zamanda önemli bir an değil ki. Ölseler ne olur ölmeseler ne olur deyip bırakan giden bir doktor. Böyle ben bir görmek isterdim açıkçası. Daha böyle karakter benim için karanlık. Ooo siktir ne yapmış o lan. O kadar karanlık hiçbir zaman yapmazlar diye düşünüyorum. Karanlık değil ki. Karanlık. Karanlık. Hayır ya.
değil işte. Doktorun o kadar soğuk olması güzel olurmuş. Soğuk olurmuş. Bak bu soğukluk adam doktor öldürmüyor ki onları. Tabii tabii. Zaman yolcusu olduğu için. Ama kurtarabildiği halde kurtarmıyor, bir karanlıklık yani. Yok şeydir. Aksine belki... işte bunu çok konuştuk abi. Yani zaman genel timeline'de bir şey değişmiyor. Burası bir time lock bir yer değil ya. Kurtarmasa da kurtarsa da evrenin kaderinde bir şey değişmiyor. Zaten o insanlar o uzay gemisinde öleceklerdi. Doktor orada diye kurtuldular. Kurtarmaya da bilirdi. Kapayda öyle bir karakter olabilirdi yani. Evet ama o zaman şöyle düşün. Aa burada bir sıkıntı var, gel biz binip gidelim demesi lazım başta. Yani hiç müdahale etmemeyse ana amaç. Eğleniyor adam. Yani daha farklı bir yere çekerdi karakteri yani. Okay. Geldi eğlendi. 66 saniyede hiç kimsenin çözemediği bir problemi de çözdü. Sonra da kızı aldı bastı gitti. Ah. Böyle bir doktor. Bu karanlık değil diyorsun. Değil bence. Allah Allah. Yok bu biraz... Bu biraz karanlık olur, güzel olur. Bu biraz yani. 2000 yıllık bir uzaylı olmanın verdiği umursamazlık abi. Okey. Güzel olurdu ve karanlık, biraz yaşı düşürdükleri için bu diziyi bunu yapmazlar hiçbir zaman diyorlar. Yani şöyle, yani şeye göre karanlık olurdu tabii. Siz insanlar hepiniz birbirinizden özelsiniz. Tabii tabii. Buna kıyasla bayağı karanlık. Tabii. Ama bunu yapmak zorundalar. Ben itiraf edeyim. Ben dizinin bu oyunu seviyorum bir tık. Yani hangi siz insanlar çok özelsiniz diye böyle insanlara özgü bir takım... Güzel işlendiğinde elbette. Evet, çok evet. kötü işlendiği taraf bölümleri de var. Ya tabii şimdi yeni bir doktordayız ama. Aynen. Ben o sahnede öyle bir sahne görsek çok hoşuma giderdi açıkçası. Peki şeyi hiç öğrendik mi? Neden mumya şeklinde o uzaylı falan? Büyük askermiş çünkü. Öğrenmedik yani değil mi? Okey. Yo işte büyük askermiş. Mumyalamışlar adam ölünce. Ama ölmemişti işte. Ne demek mumyalamışlar? Ya büyük komutan asker gibi bir şeymiş o adam. Tamam da mumyalama da nereden çıktı şimdi yani? Hangi medeniyetin nesinde neden insan i̇şte, mumyası gibi mumyalıyor? Yani gelecekte niye mumyası? İnsan mumyası gibi mumyaladıklarını nereden biliyorsun abi? Humanoid zaten bir mumya geliyor. Yani bildiğimiz mumya filmlerinden fırlama mumya geliyor. He. Andırıyor diyelim. Belki andırıyor üç göz müdür? Yani onu yediremez. Belki bandajların altında bir gözü daha vardır. E tamam niye orayı kapamışsınız ama göz varsa orada dalga mı geçiyorsun? Adamların dini inancı öyle abi. Saçma. Zaten mumyalar da gözleri de kapatıyorlar. Hayır hayır yani burada arkadaşlar saçma ama şöyle bir şey olduğu belli. Hadi işte Doğu Ekspresi'nde geçen ülke yazıyoruz falan. Tabii. İşte her o dönem başka mumya var mumya abi. Mumya falan var herhalde. Yani, arkeoloji bilmem ne. Doğu ya hani işte Mısır falan. Sonradan mumya değilmiş. Tamam da baştan niye mumyaymış yani? Mumya, mumya çıktı ya bu arada. Ya tamam da bizim hani gerçekten dünyadaki Mısırların falan bilmem nelerin mumyaladığı bir mumya gibi mumya. Tabii ki çıkmadı çünkü değil tabii ki. Ama aynı öyle bir şey gibi gözüküyor. Bir şey bana çok saçma gelmedi ama. Yani ileriki bir medeniyet de aynı adeti tekrarlıyor olabilir yani. Abi yani. Sen de bugün hala kurban kesiyorsun abi kurban bayramında. Hadi. Hadi. Tamam da yani. Ne diyeceksin bu konuyla ilgili? 100 yıl sonra kesmeyeceğiz mi yani? Keseceğiz ama işte dijital keseceğiz o zaman. Yok. Yine sokaklarda boğaların peşinde böyle bıçakla koşacağız. Ya, yok abi. Her medeniyet her zaman aklen gelişmiyor abi. Anladım. Bazıları tesadüfen gelişiyor. Bazıları tesadüfen gelişiyor. Bazıları da yani 100 yıl, 1000 yıl sonra bile mumyalama yapıyor olabilir yani. Hayat bu. Dedelerimiz de mumyalardı. Bir günde cahil bırakıldık falan. İmaneden mumyalamaya girişmiş olabilirler. Bunlar dünyada olan şeyler. Başka ne vardı bölümde diye hatırlamaya çalışıyorum. Bence doktorun çözüşü çok iyiydi. 66 saniyelik küçücük. Onlar seri güzel. Seri kapalı bir şov. Neydi o da? Neydi? We Surrender diyor. Ha, We Surrender. Yok be, We Surrender mı diyordu? Ha bak takıldığım başka bir kıllık. Bu kültür o kadar şey bir kültür ki bizden mumyalama olayını almış olmuşlar. Okey eyvallah. Bir de ekstradan askerler şu selamı da çakacak bir kültür olmuş bayağı. Abi belli ki Mısırlı bunlar. Bayağı. Evet. Uzay Mısırlısı. Ama ancient şey kadim eski Mısırlar böyle mi askeri selamı? Abi o. Uydurma. Aa bak işte. Abi yani ancient değiller. 3000 yılının Mısırlısı bunlar. 3000 yılının Mısırlısı. 3000 yılı Mısır. Mumyalamayla ne iş var? İntergalaktik Mısır İmparatorluğu abi. Piramidi şeye atıyorlar. Uzaya atıyorlar. Uzayda sadece piramit olarak. Tabii. Öyle bir gezegen var. Anladım. At İnsan Mısırlı. Tamam okey. Atarım da evet okey. Yeah. Yok lan vallahi de doğru söylüyorsunuz. Ya bunların ya hepsi abi. Açıklanıyor şeyde 20 dakika ekmek. Beni kandıramazsınız. Bunlar gene klasik Moffat cool shitleri. Ardı fazla düşürülmemiş. Moffat da değil yazık hiç başkası. Neyse işte. Hayır onu aynı alayım. Bir şey söyleyeceğim. Moffat cool shit'i böyle bir şey değil ya. Böyle de bir şey. Bazen. Mumya işte aa bak mumya ha falan. Bence bu tema kullanmak abi. Bence ayın içinden ejderha çıkıp tekrar aynı boyutta yumurta bırakabilmesi Moffat cool shit'i. Bunu da adam mumya klişesi üstüne yapmış da uzaylı çıkarttı. Yani bu doktoru klişesi abi. Mumya var ha uzaylıymış. Kurt adam var ya o da uzaylı. Ama biraz daha bir, var uzaylı. Biraz daha bir alaka çıkıyor. Yani bunun mumya olmasıyla alakalı hiçbir şey yok gerçekten yani. Ha doğru yani evet. Eski bir asker cesedi yani mumya yerine ne bileyim herhangi başka bir tip gibi bir şey. Abi olabilir. Ona bakarsanız şey de mesela çok acayip. Hmm. Hani... Yani sen diyorsun ki bunu görsel olarak mumya seçmelerinin bir anlamı yok. E var mı? Tabii yok böyle bir ışık yüzmesi de olabilirdi canım aynen öyle. Uzayda tren
yapmışlar diye. Ya hani. Evet. Ya ne bileyim bana o da çok şey geldi. Yani tren bayağı tren. Hani hiç böyle mekiksel bir tarafı yok ya. Bayağı tren. Hani çok çocuk filmi gibi yani. Biraz öyle. Biraz düşünülmesi lazım. Bilmem ne raylar üstünde gidiyor dedi. Öyle özel görünmez raylar var belli ki. Yok ya havada uçuyor. Adam polis kulübesine gidiyor ya. Siz iyi misiniz ya? Ne? Siz sarhoş musunuz? Polis kulübesine gidiyor lan adam uzayda. Kim oğlum? Doktor U'dayız arkadaşlar. Star Trek izleyiz diye bu aralar frekanslar karıştı biraz galiba. Durun yok, bir sakin olun. Bir şey söyleyeceğim. Titanic niye hani gemi şeklindeydi ona bakarsan. Uçan gemi. Pazarlama ama yani. Ama yani tamam onun bir şeyi var. Yani. Onun bir şeyi vardı ama bir mantığa oturtuyorlardı. Ya bak artık mantığı o kadar. Mantığı turistik işte. O kadar mantığa oturtmak için kasmıyorlar yani artık. Ya they never, yani bence yanlış bir açıdan yaklaşıyorsunuz şu an. Bence başta kasıyorlardı. Mesela Titanic'te falan vardı. Neydi? Yani mesela Titanic'in geleceğin, gelecekte bir şeye ait olduğunu ama geçmişe öykündüğünü tam olarak net bir şekilde veriyordu. Hatta bunda, evet doğru gene batacak oluyordu ya Titanic. Evet işte. Evet. Bunda geçmişteki bir şey var tamamen. Onun dışındaki her şey aslında gelecek. Ya yani biraz... adamların kıyafetlerini bile değiştirilmiyor sonuna kadar. Yani herif orada bahçıvan gibi giyinmemişti Titanic'de. Onu değiştiriyor aslında. Bence biraz şununla alakalı. Biraz daha böyle şeyle alakalı. O mesela işte şey bölümü örnek vermiyor. Ben işte aynı anda konuşmalı David Tennant falan. Hmm. Onda da hani fikir ne? İşte bir uzaylı var. Seni adapte oluyor. İşte seninle aynı anda konuşuyor. Biz bunu hani oyuncuların performansı üzerinden gösterebildiği kadar göstermişler. Buradaki asıl fikir şey gibi. Hani 66 saniyen var. O sırada bütün gözlemlerini geçir ki öbür bilim adamları yola devam etsin falan gibi bir hani ölümle burun burunayken bile pragmatik davranmak üzerinden bir konu işleniyor aslında. İşte onu belki daha altını çizebilirlerdi yani başka böyle ya bu arada ne bileyim. Bence o zaten güzel bir şey. Ona hiçbir itiraz yok. Evet evet yani zaten o izletiyor zaten. Evet kesinlikle. Gibi. Bence de o izletiyor. Ama biraz daha ona yüklenip uzaylı koymak işte ne bileyim ben Orient Express gate'leri koymak. Şey kimdi mesela peki konuşan kimmiş? Onu bilmiyoruz daha. Robot. En azından bana gaz diyen robottu da. Onun da bir şeyi var herhalde, efendisi var herhalde. Kim onu öğrenmedik değil mi? O herhalde şeye çıkacak diye düşünüyorum ben şimdilik. İşte bölüm sonlarına atfedilen öbür dünya muhabbeti var ya herhalde onunla ilgili bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Ben valla açıkçası bu bölümde bu canlanıp da milletin canını alan uzaylı yaratık gibi olan şey de Orions ile alakalı çıkacak zannetmiştim. Çünkü chat tema olarak çok uyuyor. Hani kim ölse öbür tarafta bunları da görüyoruz ya. Doğru. Mesela bu gelip onların canını alıp oraya mı teleport ediyor? Abi bir şey çıkacak dedim. Bir şey çıkmadı. Ama tematik olarak çok benziyordu. Belki de çıksa hoş olurdu yani. Belki de çıkacak. Belki de çıkar. Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz ama yarısı Clara ne yazık ki hala bizimle. Clara hep bizimle. Clara ömrümüzün sonuna kadar bizimle. O zaman var mı diyeceğimiz başka bir şey? Görüşmek üzere.